Güneşi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Yitirdim yârimi, aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Çok kıymetli ailem, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir yerdeyim. Kuş cennetindeyim. Balıkesir Manyas Kuş Gölü, yani namı diğer Koca Göl. Köyün adı da Koca Göl, göl de Koca Göl. Göl kıyısında güzel bir köy evimizin tanıtımını yapacağız. Tüm olanaklar var, tüm faaliyetler var. Ufak ufak videomuza doğru geçelim. Ben o yerine... Ailem, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzel bir köy evinin tanıtımı için ekranların karşısına geçmiş bulunmaktayız. Balıkesir Manyas Kocagöl mahallesindeyiz. Hani şu meşhur kuş cenneti Manyas Gölü var ya, o köyün, yani o gölün adını taşıyan köy Kocagöl mahallesindeyiz. Tamına 394 metrekare bahçe içerisinde 90 metrekare eşsiz süper bir köy evinin tanıtımını yapmak üzere Veli abiyle birlikte ben kamera önüne, Veli abi de kamera arkasına geçmiş bulunmakta. Şöyle de ben kamerayı alayım, tek tek ufak ufak hem gezelim hem anlatmaya başlayalım. Şöyle hemen mikrofonu da tak Veli abi. Hemen evimizin içerisine şöyle girişimizi yapmış bulunmaktayız. Burası karşınıza çok güzel bir bahçe olarak çıkıyor. Hemen burada şöyle, şuradan mı geçsem acaba, nereden geçsem bilemedim. Bu şekilde bir adet kiraz ağacı var, yaklaşık 10-15 yıllık. Bunun adı neydi Veli abi? Burada da bir güzel bir süs bitkisi var ama. Saz mı? Evet. Saz değil ya, değişik bir adı var onun. Çimlerde çıkmaya başlamış. Yemyeşil olur yaklaşık birkaç gün sonrasında. Değil mi? Çok güzel böyle. Ya bu çöp tenekesi. Bu şekilde. Etrafı böyle rengi renkli, çevrili. İşte kırmızı, beyaz, yeşil, çiçek bahçesi gibi de yapılmış böyle güller. Kasım patı var. Bunun adını unuttum valla. Burada bu neydi? Süpürgelik mi ekmişler buraya? Süpürgelik abi, bu mısır bak. Bu olmuş olabilir abi. Açayım mı? Şey yapma yapma. Elleme abi. Çiçekler var. Orada da evet. Bir adet böyle elma ağacı var. Yaklaşık bu da 8 senelik var herhalde. Bu ana giriş herhalde Veli abi. Bir açar mısın? Bu kapıyı da, ana girişimizi de açalım. Buradan da araç girişi olacak. Aracınızla da buradan böyle geldiğinizde de yine dümdüz girebiliyorsunuz. Bu evin bahçesi. Burada da böyle bir garajı var. Araç garajı yapın. Burayı normal bir şey yapın. Yani garaj olarak da kullanılabilir. Irdavatlık olarak da kullanılabilir. Her amaca uygun olarak da kullanılabilir. Evinizin arkasında yine böyle kocaman bir bahçeniz var. Zaten kamera kadrajında da görüyorsunuz. Komşuyla yan parselle arayı bu şekilde ayırmışlar. Komşu da marul ekmiş. Siz de gelin buraya marul ekin. Hani eviniz burası. Bu şekilde evimizin sınırları, bahçemizin, bakın orada komşuyla o, bu kuruluk yerimize ait. Bu şekilde bahçenizde yine bir adet
Böyle de ayın arka tarafında da nar ağacı var. Üzerinde de zaten narlar olmuş. Sizleri bekliyor. Görüyorsunuz. Yani burada çok güzel. Hani arka tarafa böyle domates, biber, patlıcan, ekin. Tam köy hayatı yaşamak isteyenlere çok güzel, ideal bir yer. Yani hani ben köy hayatı yaşamak istiyorum. Böyle köyde de bir yerim olsun istiyorum diyen herkese şiddetle tavsiye edebileceğim, önerebileceğim bir yer. Bakın aracınızla da oradan girdiğinizde buraya kuruklağa gelebilirsiniz. Güvenlikli, etrafı güzelce duvar çevrili. Burada güzel selvi. Selvi mi onlar? Selvi herhalde. Selvilerle çevrili. Yemyeşil bir bahçesi var. Hani bahçe düzenlemesini falan da çok güzel olmuş. Böyle bir balkonu var. Bu şekilde de evimizin içerisine de ufak ufak biz girelim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedik, yerimize girdik. Elektrik. Buraya girdiğimizde büyük bir hol var. Karşımızda burası da, şöyle girdiğimizde burası da mutfak bölümü. Güzel bir mutfak. Suyudur, her şeyi var. Buradan da topal kapı var. Balkona çıkılabiliyor. Bu şekilde de oluşabiliyor. Vallahi Veli abi kolayı da bırakmış oraya. Nasıl Veli abi? Çok güzel. Mutfaklı şeydir. Kendiliğinden kapı kapanabiliyor. Hemen mutfağın karşısında oturma odası. Bu şekilde. Yani odalar geniş. Bak bu oturma odası çok geniş. Cam büyük, ferah. Herhangi bir darmaşık yok. İstediğiniz şekilde buraya koltuk takımınızı şey yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Baca yerleri var. Sonrasında tekrardan yine burada bir oda daha var. Yatak odası olarak kullanılabilir. Buramızın da arka cama, arka bahçeye açılıyor. Bahçeyi zaten buradan da böyle çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine burada da baca bırakılmış. Burada da yine bir oda var. Bu diğer odalara göre çok az bir küçük. Bu da yine yan cepheye bakıyor. Burada da yine bir baca var. Yine Veli abi ne yapıyorsun? Burada da kocaman mutfak, çok şey, banyo çok büyük, onu söyleyeyim. Yani çok güzel. Yapma, oynama, oynama abi, bırak. Tamam, hiç oynama abi, oynama. Hayır, şimdi bazen izleyicilerin yanısıyla beni görseniz. Tamam, onu görüyorlar onlar. Burada da yine banyo çok büyük, evet. Kullanışlı. Yani gayet ferah, darmaşık değil. Hani bölgede görüp görebileceğim, çekip çekebileceğimiz evlerden en güzellerinden bir tanesi diyebilirim yani. Çünkü şu mutfaktaki kaliteye bak, şu mutfağın güzelliğine bak. Hani mutfak olsun, dolap olsun, tasarım olsun. Gerçekten şık zil var. Bak şu kapıdan da şöyle çıkarken de şu görüntü de böyle çok hoş. Veli abi bu ne? Burada bir şey var. O köpek. Ha? İncek. Al bakalım. Yavru. Gel bakalım. Gel. Heh. Bu çok güzel. Abi. Adı ne bunun acaba? Bunun adı Johnny. Bu ha? Johnny. Bu komşunun galisi ne ya? Evet, komşunun. Abi. Köpeği.
kamerayı seviyor. Ne var? Sal sal Johnny'yi. Neydi onun adı? Johnny. Köfteyi çok sever. Evet. Valla kapıda da böyle sarmaşık da var. Böyle abi. Evet. Kenarlarda da böyle. Evet, ben döngeli söylemeyi unuttum. Döngel de var. Olmuş mu? Daha döngel olmamış. Köyümüzün içerisi tamamen kaldırım. Zaten kaldırımda da cepheli yeriniz. Burası araçla girebiliyorsunuz. Burada da normal yaya olarak yani normal girişiniz. Evimiz de bu şekilde. Buradan da tekrardan böyle evin genel görünümünü sizlere Veli abiyle anlatmaya çalıştık. Balıkesir, Manyas. Burası avantajı, buranın Gönen bölgesine 23 kilometre, Bandırma'ya da 23 kilometre, Manyas'a da 12 kilometre. Bütün köyümüzde de tüm imkanlar, tüm avantajlara sahip. Tüm olanaklar var. Ekmek fırını olsun, kooperatifi olsun, bakkalı olsun. Hepsi var. Şimdilik de Veli abi, senin eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Elleme, elleme abi şimdi. Bırak. Kıracaksın bak. Elleme muşmulayı. Niye elliyorsun ki? Olmamış daha. Olmamış daha. Evet. Olunca yarsın. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.